Kulak. Mahir bir heykeltıraş, güzel bir insan heykeli yapmaya karar verdi. Evvela o heykelin şeklini bazı hatlarıyla ölçülü bir şekilde tayin etti. Bu tayin içinde bir hikmet belgeli işledi. Kader programını çizdi, kudret onu yarattı. İşte heykel kendini gösterdi ki, o hudutları içinde göz, kulak, burun, ağız yapmak ve incecik işlemeler gibi şeylerin tasvirlerine başladı. Şimdi görüyoruz ki içindeki belgenin hareketleriyle tayin edilen azalar çok sanatlı ve hiçbir sanatkarın yapamayacağı mükemmeliyetteydi. Başkaları ancak onun cansız taklidini yapabilirdi. Yontulan her kıvrımı bir hikmeti gösterir bir inceliği vardı. Bir çizgi bile anlamsız değildi. Ve hiçbir şey israf değildi. Takılan azaların her biri bir değil birkaç vazifesi vardı. Heykeltıraşın başa taktığı kulak kepçesi dediğimiz organa bakalım şimdi. Yemeklerimizi koyduğumuz kepçeye bir benzerliği vardı onun. Kepçe nasıl yemekleri içine alıyor, yemeklerin kaba konmasını sağlıyorsa, bu kepçe de sesleri topluyordu. Bu toplamada anlam vererek musiki kulağı olmak da insana mahsus bir özellikti. İlahi sanatkar bunu hususuyla bazı kulaklara ihsan etmişti. Duyan aslında kulak değil, kalpti. İşitme kalbe yakındı. Kalbe de benziyordu zaten. Gözden farklıydı. Çünkü iç istekleri de işitebiliyordu. Göz sadece gördüklerini görebilirdi. Bu yüzden son senelerinde hiç duymayan bestekarı Beethoven, en çok takdir edilen eserlerini bu son 15 yılda besteledi. Kulak kepçesindeki perde ve kıvrımların çok önemli görevleri vardı. Onlara hassas ölçülerle kulağa yerleştirildi. Sesin yönünü iyi belirlemesi için bunlar çok önemliydi. Bu kulak kepçesi sesle çalışıyordu. Ses olmasaydı kulak ne işe yarayacaktı? Kulakla ses arasında önemli bir diyalog vardı. Kulak dış cepheden başlayarak orta ve iç kulağa doğru özenle yapılmıştı. Kulağa yerleştiren alet, edevat o kadar ince ve nazikti ki sanki onların inceliği ayrı bir anlam taşıyordu. Bir işitme ayarı da konulup onu rahatsız edecek şeylerden uzak tutulmalıydı. İşte bunu heykeltıraş en ince noktalarına hesapladı ve ölçüyü yaptı. Öyle bir kader çizgisiyle yarattığı kulak münasip, eksiksiz yaptı. Şurası da eksikti demeye takatimiz kalmadı. Çünkü iki kulak koyarak iki defa dinleyip bir defa konuşulmasını istedi. Yarattığı sanatın böyle bir nezakete sahip olması için iki kulak verdi simetrik. Konuştuğu zaman hikmeti söylesin, boş bir söz söylemesin. Gerektirdi ama bu hikmet sahipleri hariç hep ihlal edildi. Dile gelen şeyleri dinlemeden, anlamadan, kemiği olmadığından hep ortaya döktü insan. İyi seslere kulak verip kötülüklere kulaklarını tıkayanlar bu emaneti muhafaza etmenin mükafatını ebedi alemde de tadacaklardır. Gözlerini kapatıp kendi kalbinin ilhamlarıyla onu yaratan yaratıcıyı işitmek, hisli bir yürek olabilmek nasibi olana verilecek. Kulak hep kalbe benzediğinin unutulmaması gerektiğini hep söyleyip duracaktı. İşte biz de onu işitmemiz gerekirdi.